Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ferasetli olmak ve basiret sahibi olmaktan bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Efela yubsirun" hiç görmüyor musunuz? Daha doğrusu hiç basiretli olmuyor musunuz şeklinde buyurur. Bazı ayetlerin sonu bu şekilde biter. Hadislerde de daha ziyade feraset üzerinden gidilmiştir. Ferasetli olmayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş. Netice itibariyle bunlar bir yerde buluşuyorlar. Şimdi kelime kökü itibariyle bunlar farklı köklerden geliyorlar. Ancak mana olarak birbirlerine yakın anlamlar ifade ediyorlar. Feraset, feres kökünden geliyor. Feres, Arapçada at demektir. Yani feraset, esasen at bakışıyla bakmak anlamına geliyor. Şimdi bir de at gözlüğüyle bakmak kavramı var. Bunlar birbirinden çok farklı ve hem de birbirine aykırı anlamlar ifade ederler. Cenab-ı Allah yaratılış itibariyle hayvanları genellikle şöyle yaratmıştır. Eğer hayvanlar otla besleniyorlarsa ve yırtıcı hayvanlar tarafından da av oluyorlarsa o yırtıcı hayvanlara, Cenab-ı Allah onların gözlerini yandan yaratmış. Gözleri yanda olunca bu sefer hem önlerini görüyorlar hem de arkaları dışında çok geniş bir yeri görebiliyorlar. Yani şöyle siz onu öne doğru bakar gibi görürsünüz ama önünü, sağını, solunu görür, sadece arkasını göremez. Ama şöyle boynunu biraz sağa sola çevirdiği zaman arkasını da görür. Yani biz mesela yüzümüzü sağa sola çevirdiğimiz zaman arkamızı, önümüzü görmeyiz. Ama o hayvanlar yüzlerini sağa ve sola çevirdikleri zaman sağ sol taraftan arkalarını da görürler. Ve onların görüş açıları 360 derece değil ama biraz tabii çevirdiği zaman görüş açıları neredeyse arkalarını da görecek kadar 360 derece geniş olabilmektedir. Etle beslenen hayvanlar, Cenab-ı Allah işte bir taraftan o av olan hayvanlara bir imkan tanımak, onların kaçmalarını temin etmek için onların görüş sahalarını geniş yaratmış. Gözlerini de ona uygun bir şekilde yaratmış. Etle beslenen hayvanlar, o av hayvanların çok fazla görmesinler diye onların gözlerini önden yaratmıştır. Onlar sağ ve sollarını dahi görebilmek için sağa sola dönmek mecburiyetindedirler. Ya da başlarını, gözlerini sağa sola çevirmek mecburiyetindedirler. Ve sağa sola baktıkları zaman da sadece baktıkları istikameti görürler. Arkalarını yine de göremezler. Arkalarını görebilmeleri için şöyle en azından sağa sola dönüp bir de başlarını sağa sola çevirmeleri ya da tamamen arkaya dönmeleri gerekiyor. Şimdi atlar bir nevi vahşi hayvanlar tarafından da av olarak avlanan hayvanlar cinsindendir. Ve Cenab-ı Allah onların görüş mesahalarını, görüş açılarını son derece geniş yaratmıştır. Ve insanlar atı binek hayvanı olarak kullandıklarından dolayı ve normalde at önünü, sağını, solunu da gördüğü için sağ ve solundan etkilenmesin diye insanlar o atlara at gözlüğü dediğimiz işte gözlükleri takarlar. Gözlükten ziyade sağ ve sollarını kapayan engellerdir onlar. Bizim taktığımız gözlükler gibi gözlük değil. Sağ ve sollarını kapayan engellerdir. Dolayısıyla
o gözlükler vasıtasıyla atların sağlarını ve sollarını görmelerini engellerler. Yani tabi olarak görmeleri gereken mekanın ancak bu durumda belki 130'unu tabi olarak gördükleri yerin ancak %30'unu görürler. Daha doğrusu ancak önlerini görebilirler. Ama Cenab-ı Allah tabi olarak atları biraz boyunlarını sağa sola çevirdikleri zaman arkalarını dahi görebilecek bir nispette yaratmış. Ve işte feraset kelimesi o atın her tarafı görmesinden ileri geliyor. Yani feraset sahibi olan kişi öyle sadece önünü görmez. Sağında görür, solunda görür ve ayrıca şöyle biraz tedebbür ettiği zaman, biraz tezekkür ettiği zaman, biraz taakkül ettiği zaman, biraz düşündüğü zaman arkasını da görür, her tarafı görür. Yani bir nevi basiret sahibi olmak demek, feraset sahibi olmak demek, bir konuyu bütün yönleriyle görebilmek, anlayabilmek, tefekkür edebilmek ve düşünebilmek anlamına gelir. Şimdi basiret kelimesi de basar kelimesinden türetilmiştir Arapçada. Basar görmek anlamına geliyor ama basiret kelimesi o görünenin ötesinde var olan şeyi görmek anlamına geliyor bir yerde. Basar maddi olan bir şeyi gözle görünen şekliyle görmek ise basiret o var olanın ötesinde bir nevi bir şeyi sebep ve sonuçlarıyla birlikte görmek. Mesela siz bir ize baktığınız zaman diyelim ki karlı bir havada dağa çıktınız, her taraf karla kaplı, oradan bir iz geçmiş. Daha doğrusu oradan bir hayvan geçmiş ve iz bırakmış. Şimdi göz o izi görür. Basar odur. Sadece izi görmektir basar. Ama basiret nedir? Basiret o izi bırakan hayvanın cinsini tespit, yönünü ve şu anda gideceği yeri ve hatta bulunduğu yeri bir yerde tespit etmek demektir. Yani şimdi avcılar gayet iyi bilirler. Her hayvanın normal olarak seyrettiği miktar bellidir. Öyle sabahtan kalkıp ta akşama kadar yol almaz. İşte her hayvan şöyle bir yola revan olduğu zaman belli miktarda bir yol alır. Eğer onun başlangıcını tespit edebiliyorsa en çok nereye gidebileceğini de tespit eder. Hangi hayvandır, hangi istikamete doğru gitmiştir ve şu anda nerelerde olabilir? Bir nevi bu avcının basiretidir işte. Yani izden o hayvanın hangi hayvan olduğunu, nereye gittiğini ve şu anda nerelerde bulunduğunu eğer biz tespit edebiliyorsak bu da basiret demek olur. Şimdi insanlar açısından da basiret basar olayları görmektir. Söz gelimi işte iki kişi kavga ediyor. O kavga eden insanları görmek bu basardır. Kavga edenleri görmektir. Ama basiret bu insanların niçin kavga ettiklerini anlamaktır. Bu insanların niçin kavga ettiklerini anlamaktır. Yani basiret olayları sebep ve sonuçlarına göre değerlendirmektir. Sebep ve sonuçlarına göre anlamak demek oluyor. Dolayısıyla müminin basiret sahibi olması gerekiyor ve bir konunun her tarafını görüp ona göre değerlendirmesi gerektiğinden dolayı müminin feraset sahibi olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam basiret ve feraset sahibi olmakla ilgili olarak birçok hadis söylemişler. Bunlardan bazılarını sizlere okuyabilirim. Mesela Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Evet, mümin esasen böyle bir konuyu dört tarafıyla değerlendiren,
sebep ve sonuçlarıyla anlayan ve neticenin ne olacağını da bir olaya bağlı olarak ondan sonra meydana gelecek olayların da ne olabileceği hakkında bir kanaat sahibi olan ve bir şey kötü gidiyorsa o kötü gitmenin çareleri nedir onu anlayabilen ve ayrıca o kötülüğün ortadan kalkması için ne yapmak lazım gelir onları da derk edebilen, ortaya koyabilen bir kişi olması lazım. Tabii günümüzde Müslümanların haline baktığımız zaman bu haliyle Müslümanların basiretten de, ferasetten de çok çok uzak olduklarını görüyoruz. Çok çok uzak olduklarını görüyoruz. Çünkü Müslümanların hali perişanını şu anda her yerde görüyoruz. Tabii durum böyle olunca da Müslümanların şu anda genel olarak basiret ve feraset sahibi olduklarını söylememiz pek mümkün değil. Eğer basiret ve feraset sahibi olsalardı bu hale düşmezlerdi. Tabii bu hale düştüklerine göre de o zaman hadis-i şeriften hareket edersek müminlerin Allah'ın nuru ile bakmadıklarını, Allah'ın kanunu ile hareket etmediklerini, başka süfli sebeplerle hareket ettiklerini, gayri İslami bir takım esasları kendilerine esas tayin ettiklerini görebiliriz. Yani bugün dünyanın birçok yerlerine gidelim. Müslümanların hangi saiklerle hareket ettiklerine bakalım. İşte bazı yerlerde bakıyorsunuz ırkçılığı esas almışlar. Bazı yerlerde bakıyorsunuz kabileciliği esas almışlar. O da ırkçılığın bir başka çeşidinden ibaret zaten. Bazı yerlerde bakıyorsunuz işte aynı dili konuşuyorlarsa onlar kendileri bir grup oluşturmuşlar. Aynı dili konuşanlar arasında belki bir ittifak var, beraber hareket etme gibi şeyler var. Ama farklı dili konuşanlara karşı öyle pek de kardeşane bakmıyorlar. Ya da aynı coğrafyada oturmayı önemli bir unsur olarak görüyorlar. Dilleri bir, dinleri bir, hatta kültürleri bir olsa da farklı coğrafyalarda oturan insanlarla ilişkilerini pek kesmişler, onlara çok fazla bakmıyorlar. Ya da efendim mezhepleri din yerine ikame etmişler, mezhebin önemini dinin önemi gibi telakki etmişler. Eğer o mezhep olmazsa din adeta olmaz, elden çıkar, yok olur, gider gibi meseleye bakıyorlar. Dolayısıyla dinin beş temel esasını ana unsur olarak görmeleri gerekirken mezheplerin öne çıkardıkları bir takım hususları daha önemli görüyorlar. Ana unsur olarak onları öne çıkarıyorlar. Dolayısıyla o çerçevede kendileriyle birlikte olanlarla dayanışma halinde oluyorlar. Ama başkalarına düşman nazarıyla bakıyorlar. Yani bugün hepsi Müslüman diyebileceğimiz pek çok insan var ki bazen belli bir mezhep çerçevesinden baktıklarından dolayı diğerlerini neredeyse Müslüman görmeyen ya da Müslüman bile dese çok çok zayıf bir Müslüman, neredeyse işte kafir ve müşriklerle aynı yere koyabilecek bir nazarla baktıklarından dolayı onlarla hiç ilgilenmiyorlar. Onlarla dayanışma halinde olmak gerektiğini hiç hissetmiyorlar. Böyle genel bir tavır var. Eğer tabii müminler, Müslümanlar Allah'ın nuruyla baksalardı, hiçbir zaman böyle farklılıklar, böyle ayrılıklar, böyle gayrılıklar içerisine düşmezlerdi. Bir zaman gelmiş, elin gavuru bir takım sınırlar çizmiş. İşte senin sınırın bu, senin sınırın bu diye sınırlar çizmiş. Haşa, o sınırları Allah çizmiş gibi o sınırlara böyle neredeyse tapıyorlar. O sınırların içerisinde kendisi varsa
Orada olanlarla belki belli bir seviyede ittifak halinde ama o sınırın ötesinde bunlarla bulunanlarla pek de ilgilenmiyorlar. Halbuki İslam ümmeti tek bir ümmettir ve Müslümanların vatanı da tek bir vatandır. Bu çizgiler hani olsa olsa nasıl ki bir köyde insanların belli yerlerde tarlaları vardır, tarlaların bir takım sınırları vardır. Sadece o tarla kimin olduğuna dair bir takım sınırlar konulur. Onlara benzer bir sınır olur. Ama elbette ki yeri geldiği zaman o onun tarlasından geçer gider, o onun tarlasından geçer gider. Ve komşuluk hukuku içerisinde birbirleriyle gayet güzelce geçinip giderler. Öyle olmaları gerekiyor. Ama bugün işte bir zamanlar aynı devletin sınırları içerisinde yer alan insanlar gavurun çizdiği sınırları haşa Allah'ın çizdiği sınırlardan çok daha önemli kabul edip o sınırlar içerisindeki insanlara değer verip o sınırlar içerisine girmeyen insanlara pek değer vermiyorlar. Adeta onları ötekileştirmiş sayılırlar demek mümkündür. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın basiret ve ferasetle ilgili bazı hadisleri yine okumaya devam edelim. Enes bin Malik rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu dinde fakih ve dünyada zahit kılar ve ona ayıplarını görecek bir basireti verir. Evet, Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu dinde fakih ve dünyada zahit kılar ve onu ayıplarını görecek bir ve ona ayıplarını görecek bir basireti verir. Değerli izleyiciler, fıkıh kelimesi de bir nevi basirete benzer, bir nevi ferasete benzer bir anlam ifade eder. Fıkıh, derin anlayış ve kavrayış sahibi olmak demektir. Yani öyle gelişi güzel bir bilgi sahibi olmak değil. Derin, detaylı bir anlayış ve kavrayış sahibi olmak demektir. Fakih olan kişi de konuları detaylı ve derinlemesine bilen kişidir. Şimdi bu detaylı ve derinlemesine derken bilgiler esasen birbiriyle bağlantılı bilgiler olmaları gerekiyor. Fakih olan kişi o bilgileri sebep-sonuç bağlantısı itibariyle illet-malul bağlantısı itibariyle delil ve hüküm bağlantısı itibariyle bilen kişidir. Yoksa hani bir kişinin darmadağınık olan bir takım şeyleri görüp de işte burada şu var, şu var, şu var, şu var. Tamam. Görüyor bunları. Ama esasen orada darmadağınıklık yoktur. Yani öyle kabul edelim. Orada darmadağınık gibi görünüyor bir takım şeyler ama fakat birbiriyle irtibatlı olarak onlar oraya konmuştur. Fakih olan kişi her nesnenin diğer nesneyle olan ilişkisi nedir? Hangisi, hangisinin sebebi, hangisinin sonucu, hangisinin illeti, hangisinin mağlulu, hangisi delildir, hangisi hükümdür? Bunu gayet iyi bilen kişidir. Ve işte fakih olan kişi, hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere aynı zamanda basiret sahibi olan kişidir. Abdullah bin Cerrah'ın rivayet ettiği hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gözü kör olan değil, basireti kör olan kimse kördür. Yine Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mümin akıllıdır, basiretlidir, uyanıktır, vukuf sahibidir. Her şeyde yönünü Allah'a çevirmiştir. Acele etmez, alimdir, vera sahibidir. Bu hadisi bir daha okuyarak bu konumuza son verelim. Evet, mümin akıllıdır, basiretlidir, uyanıktır,
vukuf sahibidir. Her şeyde yönünü Allah'a çevirmiştir. Acele etmez, alimdir, vera sahibidir. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurdukları gibi esasen her müminin feraset sahibi olması gerekir. Ama feraset sahibi olabilmek için her şeyi Allah'ın gözüyle görmek, Allah'ın nuruyla görmek, O'nun koyduğu kanunları esas alarak görmeye çalışmak demektir. Biz ne kadar Allah'ın kanunlarından, Allah'ın nurundan, Allah'ın koyduğu esaslardan uzak durursak, ferasetten de, basiretten de, fıkıhtan da, fakih olmaktan da o kadar uzak kalmış oluruz. Rabbimiz cümlemize feraset ve basiret nasip eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.